Zekai Bey, probiyotik kapsülünden iki kutu aldım, biri bitti. Rahatlamayı hemen hissediyorsunuz, mutluluk hissi arttı. Enerjim değişti, Q-enzim kapsülü de cilt doktoru tavsiye etti demiş. Karaciğerdeki toksik maddeleri atıyor, kullan demiş. Doktoru Q-enzim. Ha, Q-enzim kapsülü de var bizde. O nerede? Neyse boş ver. Gerek yok. Q-enzim. Q-enzim vücudumuzdaki birçok metabolik değişimleri sağlıyor. Adı üzerinde enzim nedir? İnsan vücudunda saniyede 50 milyon hücre ölüyor. Saniyede, bir saniyede. 50 milyon hücre faaliyete geçiyor. Yani insan vücudunda 100 milyon hücre var. 50 milyon hücre ölür, 50 milyon hücre faaliyete geçiyor. Bütün bu işlemleri yapan enzimler, çeşit çeşit enzimler var. Yani bir bina mesela yıkılıyor, orada lüzumlu olan kapısı, penceresi, elektriği falan, borusu falan alınıyor. Yeni bina yapımında kullanılıyor. Bunun gibi enzimler de yıpranan, bozulan hücredeki lüzumlu maddeyi alıyor, yeni hücre yapımında kullanılıyor. Dünyadaki bütün fabrikalar bir araya gelse bir enzimin yaptığını yapamaz. Mesela bir örnek vereyim. Midenin salgılamış olduğu pepsin 28,5 gram pepsin 500 ton sütü sindirilebilecek hale getiriyor, çözüyor. 500 bin ton. Yani 500 bin litre sütü işliyor. 28,5 gram enzim, pepsin enzimi. O enzim o kadar önemli. Mide pepsin salgılamasa Allah korusun felaket olur. Çünkü kişinin yemiş olduğu bir sandviç veyahut da bir tane hamburger falan midede bir yıl kalır, işlenmez, işlem görmez. Sindirim bağırsaklara geçmez. Diyelim ki pikniğe gittiniz, çok yemek yediniz işte. Kanatlı, tavuklu, etli falan filan. Şiştiniz, kaldınız. Midenin salgılamış olduğu bir damla pepsin hepsini köpük gibi yapar. Bir kilo eti saniyede köpürtür. Çözer. O kadar etkili. Bir damla pepsin. Evet. Enzimler olmasa hayat olmaz. Sindirim sistemini ve bütün vücudumuzdaki birçok değişim dönüşümü enzimler hızlandırıyor. Kimyasal reaksiyonlarda kofaktör.